Ya sezon sonu bir gol hedefim yok ama şöyle yok. Evet, dediğiniz gibi geçen sene 11 gol attım. Bu sene o rakamın üzerine çıkmak istiyorum sezon sonu. Ama belirlediğim bir 10 gol atarım, 15 gol atarım gibi bir hedefim yok. Sadece geçen sezonu attığım gol sayısının üzerine çıkmak istiyorum. Yani onu şöyle söyleyebilirim açıkçası. Ya biraz yaş ilerledikçe, sezonlar geçtikçe kendimi daha fazla tecrübelenmiş buldum açıkçası. Sahada kendimi daha rahat hissetmeye başladım bu son bir 2-3 yıl içerisinde. Ya bu da ister istemez skorlara da yansıyor. Saha içinde nerede duracağımı, nasıl pozisyon alacağımı, yani maç oynayarak sezonlar geçtikçe daha iyi tecrübe ettim kendime. Bu da saha skorlarıma da yansıyor. Saha içinde hoca özgürlük veriyor bana bu konuda, sağ olsun. Yani takım arkadaşlarım da yardımcı oluyor. Ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani bunu tecrübeye bağlayabilirim açıkçası. Ya dediğim gibi aslında altyapıdan oynadığım dönemlerde hep böyle bir ön sezi, işte gole yatkınlığım, pozisyon takibim hep vardı. Ama sonra bir Mersin dönemlerim, açıkçası Mersin İdmanyurdu'dayken pek başarılı geçmedi benim için. Ama daha sonraki sezonlarda yine oynamaya başladıkça, yani bu özelliğimi tekrar kazanmaya başladığımı hissettim açıkçası kendimde. Dediğim gibi yaş ilerledikçe, tecrübe kazandıkça da bunu sahada daha rahat uygulamaya başladım. Yani işte goller attıkça devamı geliyor açıkçası. Kendine özgüven geliyor. Sahada daha rahat hissediyorum kendimi. Gol attıkça da devamı geliyor. Ya açıkçası ilk transfer olduğumda, yani takımda çok fazla oyuncu vardı. Hani hem de önemli isimler de vardı. Forma şansı bulmak da zordu. Ama tam formayı aldığım anlarda hep bir işte kırılma noktaları oldu. Hoca değişikleri oldu vesaire. Tekrardan başa sardım. Ben kendim küstüm, bıraktığım anlar oldu. Bir türlü orada o istikrarı yakalayamadım. Daha sonra oradan ayrılıp 1. lige geldim, Malatya'ya, tekrar düzenli oynamak için. Mersin o zaman Süper Lig'deydi. Orada düzenli oynamaya başladıktan sonra tekrar kendi, hani hem formumu hem ritmimi hem kendime olan özgüvenimi tekrar yakaladım. Ya bu da benim için bir kırılma noktalarından biri oldu diyebilirim. Bir alt lige gelip sürekli oynamak. Yani gerçekten çok güzel anlamlar ifade ediyor. Yani bir çalışmanızın, emeğinizin karşılığını böyle bir ödülle almak gerçekten gurur verici benim için. İlk telefon açıldığında da gerçekten heyecanlandım. Çok büyük mutluluk yaşadım. Dediğim gibi hani bir emek veriyorsunuz. Bu emeğinizin karşılığını böylesi bir ödülle almak, Tanju Çolak gibi bir Türk futboluna mal olmuş bir isimden almak benim için unutulmayacak çok güzel bir anı oldu. Bence kalite ve taktik fark diyebilirim. Ya birincilikte daha çok böyle mücadeleye dayalı, doğaçlama bir oyun oynanıyor. Hani o gün hangi takım daha çok mücadele ederse, daha çok isterse, yani %90 ihtimalle o takım galibiyete daha yakın. Ama Süper Lig'de daha fazla kaliteli oyuncular var. Daha fazla taktik anlayışı var. Bu da bazen ne kadar mücadele ederseniz edin, o kaliteli oyuncular maçın bir anını bekliyor ve o kırılma anında o işi bitiriyor. O yüzden kalite ve taktik anlamında çok büyük farklılıklar var diyebilirim. Ya öncelikle ben Malatya'da oynarken Erzurum'a maça geldim. Stat fulldü. Yaklaşık herhalde 20-25 bin kişi vardı. Çok güzel bir atmosfer vardı. Tüylerim diken diken olmuştu. Ama daha sonraki yıllar Erzurumspor'a gelmek nasip oldu. Ama şu ana kadar o anki yaşadığım atmosferi yaşamadım. Tribünün doluluğu anlamında. Yani şu an bir de Erzurumspor zor bir süreçten geçiyor. Hem camia olarak işte borçlar var, puan silme cezasıyla karşı karşıya. Şu an takıma tam destek verilme noktasında, yani gerçekten. Buna da hem takımın hem bizlerin ihtiyacı var. O yüzden ikinci yarı çok zorlu geçecek bizim için. İçeride oynayacağımız, dışarıda oynayacağımız maçlarda tabii ki yanımızda oluyorlar ama o stadı hınca hınç doldurup bize her zamankinden daha fazla destek vermelerini istiyorum açıkçası. Küsmemesi ve her zaman kendini hazır tutmasını isteyebilirdim açıkçası. Çünkü dediğim gibi ilk dönemlerimde işte bazen oynamadığım zaman, kadroya girmediğim zaman çok çabuk küsüyordum, bırakıyordum. Ve o şans size bir gün elbet geliyor ama geldiğinde de hazır olmak çok önemli gerçekten. Ben o şansları çok fazla kullanamadım o yaşlarımda. Ama daha sonrasında oynamadığım zamanlarda hep kendimi hazır tutmaya çalıştım. Yani görev verildiğinde en iyisini yapmaya çalıştım ve daha sonrasında o şekilde formayı alarak devam ettim. Her zaman kendini hazır tutmak ve küsmemek diyebilirim yani. Başarının en büyük sırrı tabii ki yetenek önemli ama çalışmaktan geçiyor bende. Ben de dediğim gibi ağır sakatlıklar yaşadım. Çok zorlu süreçler de atlattım ama günde 2 antrenman, 3 antrenman yaparak bu tedavi sürecini çok iyi atlattım. Kendime o dönem çok iyi baktım. Hem moral olarak hem motivasyon olarak kendimi hep hazır tutmaya çalıştım. Sakatlıktan ilk çıktığım dönemde de yaklaşık 9 ay sonra resmi maçıma çıktım ve o sene de Malatya'dan Giresunspor'a transfer olmuştum. Ve o sezon, sakatlıktan çıktığım sezon benim için çok iyi bir sezon geçti ama tabii ki zorlu dönemler de atlattım ama
çok çalışarak sanki hiç sakatlanmamış gibi o seviyeye kendimi çıkarttım, hiçbir şey olmamış gibi o sezonu şampiyon olarak tamamlamıştık zaten. Yani çalışmak diyebilirim açıkçası. İdol olarak gördüğüm değil de yani izlediğim maçlarda böyle dünya çapında olan oyuncular da işte Benzema olsun, Lewandowski olsun. Böyle onların maçlarını izlerken onların saha içinde böyle nerede durduğunu, nasıl pozisyon aldığını, işte nelere koşu yaptığını veya İşte saha içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığını, nasıl vuruşlar yaptığını hep böyle gözlemlemeye çalışıyorum. İlla ki biz de maç oynarken aynı şekilde pozisyonlar bize de denk geliyor. O yüzden onlar bir üst düzey oyuncular olduğu için genelde çok az fırsatları kaçırıyorlar zaten. O yüzden hep bir gözlemliyorum böyle. İdeal olarak gördüğüm değil de hep mevkimde oynayan oyuncuları ama gözlemleyerek kendimi sahada ona göre ben de aynı şekilde yapmaya çalışıyorum. Rakip yani Fenerbahçe'ye karşı oynarken Bruno Alves'i çok beğenmiştim. Yani ben çok fazla maçın içinde rakip olarak karşı karşıya gelmedik ama sahanın içinde hissettiğim gerçekten çok güçlü, kuvvetli. Hani ben dedim buna birebir kalsam herhalde beni yer diye içimden geçiriyordum. Aynı takımda oynadığımda Sadık Çiftpınar diyebilirim. O da güçlü, sert, agresif bir oyuncu. İtmanlarda da sürekli karşı karşıya geliyorduk. Gerçekten bir forvet oyuncusunun oynamak istemeyeceği tipte bir defans oyuncusu. Sürekli yakın oynuyor, temaslı oynuyor. Sadık ve Bruno Alves diyebilirim.